Arkadaşlar ben Gökhan, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte EA Football PES 2021 Mobile'da bir challenge videosuyla karşınızdayım. Bugün Galatasaray vs Trabzonspor challenge yapacağız. Bu sefer yanımda Koray kardeşim var, bir takipçimiz. Koray hoş geldin. Hoş bulduk abi. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Koray'la birlikte maç yapacağız. Ben Galatasaray kadrosuyla, Koray ise Trabzonspor kadrosuyla oynayacak. Öncelikle bugün oynanacak maçın skorunu tahmin etmeyi unutmayın. Sizce Süper Lig'de oynanacak Galatasaray Trabzonspor maçını kim kazanır? Bunların yorumunu bekliyorum. Aynı zamanda arkadaşlar bugünlerde videoya attığınız like'lardan dolayı hepinize çok ama çok çok teşekkür ederim. Koray, maç hakkında ne düşüneceksin? Bugün oynanacak Galatasaray Trabzonspor maçı hakkında. Şu an senle birlikte oynayacağım. Yok canım, akşam oynanacak maç hakkında ne düşünüyorsun? Abi şimdi Galatasaray kazanırsa şampiyonluk yolunda hala etlas devam edecek. Aynen öyle. Ama Trabzonspor kazanırsa biz artık bir form tutmamız lazım. 4 maçta hep berabere kalıyoruz. O yüzden ben akşam keyifli bir maç olacağını düşünüyorum. Aynı şekilde kardeşim benim. Şimdi Koray'a ben isteği attım. Koray'ın derecesi bu arada çok iyi. Yani iyi bir oyuncu. Bakalım maçta neler olacak. Maç dakikasını 8 dakika ve gece oynamayı düşünüyoruz. Arkadaşlar elimizden geldiği kadarıyla size keyifli bir maç sunmaya çalışacağız. Açıkçası top açılım videoları çok heyecanlı oluyor ama şunu fark ettim. Genelde sizler bu tarz challenge'ları seviyorsunuz. Dreaming Soccer'da aynı şekilde transfer videoları. PES Mobile'de de aynı şekilde challenge ve farklı videoları seviyorsunuz. Son Ronaldo videomuzda 10.000 izlenme geldi. Bu PES Mobile için çok iyi. Koray, isteği kabul ettin mi? Ettim abi, geldik. Tamamdır. Bağlantı durumu kontrol ediliyor. Hemen hızlı şekilde arkadaşlar ben 8 dakikaya ayarlayacağım ve güzel bir maç olmasını bekleyeceğim. Koray, gollerde hiçbir şekilde şey yapmıyoruz kardeşim. Hani gol sevinçlerini geçebiliriz ama gol atıldığı zaman gol tekrarlarını izleyelim birlikte. Tamam abi. Tamamdır. Şimdi ben hızlı şekilde arkadaşlar. Gol sevinci yapabiliyor muyuz? Yapabilirsiniz, sorun değil, hiçbir şekilde problem değil. Genel anlamda yapmamız gereken temel şey bizim nasıl derler? Bizim golleri tekrarını izleyebilmemiz. 8 dakika yaptım ve gece maçı yapıyorum. Uzatmalar yok. Normal bildik maçıymış gibi. Her şey tamamdır. Onayla diyorum. Ve Mustafa Muhammed'le başladım arkadaşlar. Forvet'te yedeklerde Falcao var. Onun dışında yedeklerim çok fazla yok. Koray, sende yedek var mı Trabzonsporlu? Ben de abi full. Hepsi var. Arkadaşlar Koray fanatik bir Trabzonsporlu. O zaman bakalım maç nasıl geçecek? Abi sende şeyler var, özel kartlar var. Aynen, onlar bende yok, o biraz bana sıkıntı çıkar. Ya önemli olan bence oyun tarzı. Ben terimin sistemini çok fazla sevmiyorum. Oyundaki sistemi çok farklı ve challenge'lar dışında hiç oynamadığım bir sistem. Yani oyuncuların birbiriyle uyumu nasıl bilmiyorum ama bakalım. Yani iyi bir maç olması temennimiz. Başarılar kardeşim. İnşallah. Başarılar abi sana da. Maça başladık arkadaşlar. Etobo, bakalım maç bize neler gösterecek. Mustafa Muhammed. Bende şey kartlar var arkadaşlar. Nasıl derler? Canini. Kaleciyle baş başa. Bakasetas. Maç çok hızlı başladı. Marcao. Saracchi. Pası. Etobo. İyi pas mı? Faul. Faul ama şey verdi ya. Avantaj oynattı. Berat Özdemir. Ekuban'a. Ekuban. Ekuban çok iyi pas. Canini. Etobo. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Çok tehlikeli geliyorsun ha Fegüli. Canini Tavares. Evet, Abdülkadir Parmak. Etobo'ya harika bir bacak. Anthony Vaca yemeye ancak orada. Christian Luyunda ama. Deandre Yedlin. Çıkabilecek miyiz? Emre. Onyekuru. Bir şey diyeyim mi? Bende şey oluyor. MS bu oyunda yok ama bende droplama oluyor şu an. Anthony Vaca yemeye. Kaleciyle baş başa. Anthony Vaca yemeye. Orada kimse yok. Saracchi. Ya. Ömer. Ömer. Bende şey sorunu var ya. Drop sorunu var şu an internetimden dolayı. Keşke Wi-Fi değil de normal internet oynasaydı. Emre Kılıç pasını aktardı Feguli'ye. Feguli tekrardan orta alanda kaybettik. Ekuban. Ekuban. Çok güzel Emre. Güzel bir pas. Mustafa Muhammed. Emre Kılıç. Gol mü geliyor? Feguli. Ve golü bulduk. Biraz şanslı bir gol oldu Koray. Ne düşünüyorsun? Abi kaleci çok geç çıktı ya. Şu pas atıldığında çıksa. Kesinlikle ama şöyle bir şey var Koray. Videoyu izlediğin zaman zaten anlayacaksın. Ben de biraz hareketlerde mesela baskı yaptığım zaman veya pas attığım zaman bir drop sorunu var.
Muhtemelen benim süper online internetim Evet yakın. abi. Aynısı bende de var. Tamamdır. Şimdi Anthony Vakayeme, Onyekuru. Arkadaşlar Beşiktaş, yani Beşiktaş diyorum, Anthony Vakayeme ligin en iyi çalım atan oyuncularından biri ama ben Vakayeme'yi nedense çok çalım attığı için çok beğenmiyorum abi. Çünkü çok top öldürüyor Trabzonspor'da. Şimdi Ömer Bayram'la çıkacağız. Bu arada Ömer Bayram'ı zorunluluktan oynatıyorum. Koray. Orada başka bir pozisyonda oyuncu olsa onu oynatacağım. Kamil. Sıkıntı yok abi. Ekuban'a bıraktı ya. Ekuban. Tekrardan Ömer Bayram. Sistemini beğenmiyorum. Sende de öyle değil mi? Yani sıkıntılı bir sistem. Açık ve sola açık yok. Kanat var. İşte bunda da Oyunun yok. içinde. Sol kanat ve sağ kanat var ve ben de o iki sistemi sevmiyorum maalesef. Çünkü benim oyun sistemim öyle değil. Saracı ile geldik. Mustafa Muhammed içeride bomboş. Bir kafa. Kaleci mi çıkardı yoksa... Çok değişik pozisyonda. Uğurcan çıkardı galiba. Çok iyi geldik şimdi. Emre Kılınç. Bu arada Emre Kılınç'ı daha çok beğeniyorum. Emre Kılınç orta geliyor. Gol mü geliyor? Etobo! 2-0. Yani şanssız 2 gol yedin Koray. Çok şanssız 2 gol yedin. Abi Trabzonspor'un oyuncuları fazla güçlü değil Aynen ya. haklısın, Atağa katılıyorum sana. çıkamadım için. Kesinlikle ama yok. Şöyle bir şey de var. Mesela sen atak yaptığın zaman çok fazla tehlikeli geliyorsun. Bunu fark edebiliyoruz sahada. Berat. Pası Abdülkadir'e. Abdülkadir. Salep ve Kuban. Ya aslında şöyle bir şey. Senin hoşuna giden bir sistemde oynansa belki daha iyi yapabilirsin ama Abdullah Avcı'nın sistemini beğenmiyorsun. Kesinlikle katılıyorum senin dediğin şeye. Ekuban. Şimdi Trabzonspor için gol şansı mı? Etobo. Pası Saracchi. Saracchi'den tekrardan Etobo'ya gelir mi? Ömer Bayram güzel aktardı. Şimdi uzun bir top deneyeceğiz. Feguli'ye. Top gelir mi? Şimdi Mustafa Muhammed 3 mü geliyor? Mustafa Muhammed. Mustafa Muhammed. Skor 3-0. Açıkçası beklemediğim bir 30 dakika. Berat yani Koray daha iyi bir şekilde gol bulmanı istiyorum açıkçası. Abi çok heyecanlandım. Şu an elim ayağım titriyor. Arkadaşlar Koray'ın heyecanını mazur görün çünkü çok normal bir şey. Açıkçası ben de örnek görüyorum. Sese Gel gibi bir kanalla ki benim kanal o kadar büyük olmamasına rağmen oynamış olsam heyecan duyardım. Şimdi Bakasetas. Bakasetas ama orada biraz top kaybı. Şimdi çok güzel Bakasetas aldı. Bakasetas gole mi gidiyor? Marcao. Çok yakın zamanda bu arada Trabzonspor kadrosu da geliyor arkadaşlar. Çünkü dört büyükler diye bir sözümüz vardı. Şimdi Victor Hugo oyunun kontrolü biraz da Trabzonspor'a geçti. Berat'a. Berat orta alanda Bakasetas'a. Bakasetas bir şut denemesi mi? Tavares kaleciyle baş başa. Orada Muslera neler yaptı? %99'luk Abi bir işte senin kalenin çıktı. kaleci çıktı çıktı zamanında çıktı. Ya. Benimki zamanında çıkmamıştı ilk gol. Aynen öyle. Şimdi Marlon. Marlon gol gelecek mi Trabzonspor'a da? Gelecek. Evet değişik kullanacak. Sağ ayaklı oyuncu kullanacak muhtemelen. Evet sağ ayaklı oyuncu kullanacak. Berat kullanacak. Berat içeriye sert bir kesti. Bakasetas orada Onyekuru. Onyekuru. Onyekuru orada Canini. Bu hafta Canini'nin attığı gol de çok güzeldi. Feguli. Şimdi uzun Mustafa Muhammed. Mustafa Muhammed bomboş. Mustafa gole gidiyor. Mustafa Muhammed. Mustafa Muhammed. Mustafa Muhammed kaleci. İnanılmaz bir kurtarış. Hata yaptın. Neden orada kaleci çıkarmadın? Kaleci kendisinden çıkıyordu. Ben hiç oynamak istemedim. Anladım kardeşim. Şimdi dördüncü gol için geleceğiz ve çok daha bir tehlikeli pozisyon olabilecek mi? Emre Kılınç çok iyi yere kesti. Gol gelir mi? Etobo'ya doğru. Kaleci Uğurcan bu sefer topu rahatlıkla eline alabildi. Uğurcan Çakır. Şimdi top bizde mi? Canini çok güzel indirdi topu. Canini Tavares. Şimdi Saracchi Ekuban. Gol geliyor gibi. Ekuban. Ekuban. Çok geç kaldım Koray. Abi şöyle diyeyim, paza çok bastım. Aynen, Ama aynen, atmadı. aynen. Fark etsin. İncikmez. Arkadaşlar ilk Normalde yarıda paza bastım. 3 tane gol atmayı başardım. Yalnız Berat bir şut çekmesine rağmen çok ciddi söylüyorum. İyi bir oyuncu. Çünkü geldiği ataklarda belli ama işte 2 tane pozisyonunu atması gerekiyordu. Özellikle kaleciyle baş başa kaldığı pozisyonu. Ekuban'ın pozisyonu. Bence 2 tane net pozisyonu vardı Koray. Evet abi ama atamadım.
Hadi bakalım ikinci yarıda umarım senden de goller, benden de goller izleyerek güzel bir maç ortaya koyarız. Bu arada Koray, kapak fotoğrafına Vakayeme'yi mi istiyorsun, Ekuban'ı mı istiyorsun? Vakayem olsun. Tamam, Antony Vakayeme. Galatasaray'dan da muhtemelen Onyekuru veya kim olabilir ya, Mustafa Muhammed mi olsun bilemedim ama bakacağız Mustafa. Mustafa Muhammed korona galiba. Aynen, galiba da oynamayacak. Onyekuru olacak ya muhtemelen. Antony Vakayeme şimdi Trabzonspor için bir atak şansı biraz geride. Edgar Iye. Tekrardan Marlon Xavier. Çok güzel bir pas. Antony Vakayeme gol mü geliyor? Arka direk Saracchi. Şimdi dönen pozisyon. Bakasetas. Orada 93'lü kaleci Fernando Muslera var. Ben bu kaliteye ne yapabilirim? Yok, şut çok güzeldi ama Bakasetas şutu çok iyiydi de çok iyi çıkarmış. Şimdi DeAndre Yedlin, bu arada iyi bir organizasyon olabilir. Gol yeme şansım var. Marko çok iyi çıktık. Şimdi hızlı bir kontra gelir mi? Ömer Bayram'a doğru. Ömer Bayram uzun bir top. Mustafa Muhammed kaleciyle baş başa kalacak. Mustafa gole gidiyor. Mustafa gole gidiyor. Mustafa Muhammed çok klas bir bitiriş. Çok iyi bir kontraydı Koray. Kardeşim yalnız çok iyi kontraydı. Yani uzun top atacağını, yani koşacağını çok iyi bildiğim için. Yalnız bak Kayeme tutabilirdim Mustafa'yı. Tutamadı abi. Trabzon oyuncuları öyle istendiğini mi Kesinlikle. veremiyorum Olabilir ya. Yok yok, iyi oynuyorsun. Bak Bakasetas, Ekuban. Klicer baş başa. Ekuban. Çok iyi kurtarış gene. Yani Muslera'yı geçemedi şimdi. Etobo. Emre. Güzel paslaşmalar ki faul verdi. Faul nerede? O sarı abi, kart. şuta basarken yanlışlıkla kaydım. Ha, aslında bilerek yapmadığım bir şey. Yok abi. O normalde vakiyeme pozisyonda kayacaktım da kaymadım. Anladım kardeşim. Şimdi uzun oynayacağız Muslera ile. Muslera indirebilecek mi Feguli'yi? Feguli çok güzel şekilde indirdi Etobo'ya. Etobo'dan Emre'ye. Emre'den tekrardan Feguli'ye. Feguli güzel pas. Oradan Etobo'ya. Etobo güzel şutları var. Ancak Etobo'nun bu şutu dağlara taşlara. Bir Sabri hatırlatması yaptı bize Etobo. Gol bekliyorum bak Koray senden. Yani gol salmak yok. Gol bekliyorum senden. Şimdi Marco indirebilecek miyiz? Abdülkadir Ömür. Maçta oynatıyor muydun bu arada Abdülkadir'i? Yok abi, ikinci yer aldım. Çünkü hiç maçta yok. Abdülkadir'in ismini dakika 60 ilk kez okuyorum. Şimdi Marlon. DeAndre Yedlin biraz geride kaldık gibi. Kendi kalemize atıyorduk ama Muslera kendi kalesine de izin vermedi. Şimdi Etobo. Bu sefer uzun oynamak istemiyorum. Çünkü Mustafa Muhammed kaleciyle baş başa kalacak gene. Marko top Luyendama'ya geldi. Luyendama. Pasını aktardı Etobo'ya. Etobo, DeAndre Yedlin ile çıkacağız. Bu arada Yedlin'i de çok geçmiş olsun. Gerçekten çok üzücü bir şey. Onyekuru. Sağ bek DeAndre Yedlin de uçarak geliyor. Onyekuru geçebilse Edgar Yeğe'yi geçemedi. Emre Kılınç, Antony Vakayeme. Pası, Salep Ekuban. Orada Luyendama var. Luyendama bırakır mı? Luyendama! Ya topa kaydım ama sen çok güzel bir manevra yaptın yani. Ben dümdüz gideceğini düşünüyordum. Çok Kenan iyi. atacaktım da hiçbir şey yapmadım. Kardeşim ben şey yaptım aslında. Ben direkt kaydım ama sen bir hafif sağ yapınca değişik bir pozisyon oldu. Şimdi Mustafa Muhammed'i ileriye iyice götüreceğim arkadaşlar. Çünkü kontra denemek istiyorum. Oo, çok iyi yer Antony Vakayeme. İnanılmaz pastı bu arada. Şimdi Feguli. Feguli. Bakasetas. Çok iyi pas. Ekuban. Gene orada savunmamız var ya. Hocam bir penaltı var. Feguli. Orta alanda iyi baskı bu arada. Neler yapıyorsun? Berat diyorum. Koray şimdi Luyendama uzun oynayacağız. DeAndre Yedlin. Pasını aktardı Emre Kılınç'a. Tekrardan Yedlin'e. Yedlin'in koşu yoluna doğru. DeAndre Yedlin. Antony Vakayeme arkasında. DeAndre Yedlin. Hızı çok iyi. Çok iyi kaydı. Antony Vakayeme. Pası Salep Ekuban. Salep Ekuban. Luyendama nereye abim? Şimdi Emre'ye pasını çok güzel aktardı. DeAndre Yedlin'e. Yedlin'den tekrardan Emre Kılınç'a. Emre Kılınç iyi pas. Uzun oynadık. Mustafa Muhammed indirebilecek miyiz? Abdülkadir parmak.
Şimdi Abdülkadir Ömür. Güzel hareket. Bu hareketleri güzel yapıyorsun bu arada. Evet abi, teşekkür ederim. Şimdi Ömer Bayram pası çok güzel çıktı. Aldı Feguli'ye. Feguli'den Mustafa Muhammed'e tekrardan Muhammed pası. Onyekuru'ya. Onyekuru Mustafa'ya. Mustafa tekrardan Onyekuru alacak pası. Gol de gelebilir. Mustafa Onyekuru. Harika bir organizasyon. Harika bir bitiricilik. Kardeşim özür dilerim ama atmam gerekiyor. Yok abi, çok iyi oynuyorsun. Sen benden iyi oynuyorsun. Derecen 1318 senin Koray. Ama işte takım gücün düşük. Maalesef Trabzonspor'un oyuncuları özellik olarak biraz düşük kalıyor. Abi mantıksal olarak şimdi PES'e göre Ekuban birinci seviyedeyken 73. Aynen öyle. Aynen öyle. Aslında bir şey söyleyeyim mi? Ekuban'ın daha iyi olması lazım. Yani Galatasaray'ın oyuncularını düşündüğümüz zaman sol kanat kaç? Ömer Bayram 75. Ya bence Ekuban'ın en az bir 76 olması lazım. 77 olması lazım. Level 1'inden bahsediyorum bu arada. Abi şöyle sorabilir miyim? Oynat oynat. Hiçbir sıkıntı yok. Charlotte'u oynatabilirsin. Sonuçta bir challenge yapıyoruz. Ve sen ilk 11'inle çıktın. Hadi bakalım. Ya gol bekliyorum senden. Ya artık bir ver kaç bir şeyler dene yani. Şimdi ikinci yarıya. İkinci yarıya dön. Deneyeceğim abi. Bir santra yaptı. Bak Yunus Malay mı oldu? Charlotte. Charlotte. Neden geç kaldın? Bastım gene gecikme. Şeydendir ya, internettendir. Bazen diyorum ya, internet sıkıntısı oluyor Feguli. Berat. Şimdi Charlotte'a doğru. Çık. Hocam Çıksana. penaltı falan. İkinci pozisyonu da vermedi. Hocam. Onyekuru. Onyekuru. Radamel Falcao'ya doğru. Feguli. Berat. Güzel bir pas. Şimdi Luyendama. Luyendama. 5-0'lık bir galibiyet ama arkadaşlar ciddi anlamda söylüyorum. 1318 olan bir dereceye karşı 5-0'ı ben beklemiyordum. Çünkü gerçekten ben Koray'ın iyi olduğunu düşünüyorum. Ama şöyle bir sıkıntısı vardı. Trabzonspor'un oyuncularının gerçekten özellikleri çok kötü arkadaşlar. Bence Koray bundan ötürü kaybetti. Koray düşüncelerini bekliyorum yani kardeşim. Ne düşünüyorsun maç hakkında? Abi şimdi şöyle söyleyeyim. Benim çok net bir pozisyonum vardı orada. Kubanda dışarı çıkartmaya bastım, olmadı. Evet. Onun dışında maça güzel başladım aslında. Çok iyi başladım ama gerçekten. Ama sonra bir tane gol yedik. Kalecimin hatasından dolayı. Ondan sonra maç koptu zaten. Eline koluna sağlık diyorum Koraycığım. Seninle birlikte challenge doları gelir. Yani şöyle gelir. Trabzonspor kadrosuna sahip olduğun için eğer ileride oynanacak maç var mı bilmiyorum. Galiba Beşiktaş Trabzonspor maçı da var. Öyle mi? Yani ligde halen öyle bir maç var diye biliyorum. Yok abi. Bitti mi? Trabzonspor derbileri bitti. Oo, son Galatasaray kaldı değil mi? Evet. Olsun. Şöyle bir şey yapalım. Eğer bir rövanş falan isterlerse gene seninle birlikte güzel bir maç yaparız. Eline koluna sağlık diliyorum Koraycığım. Var mı söyleyeceğim bir şeyler? Yok abi. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim kardeşim. Kendine çok çok iyi bak. Sen de abi, görüşmek üzere. Arkadaşlar Koray'la maçımız bitti. Gerçekten bu kadar bir fark beklemiyordum ama yani dediğim gibi kadro kalitesi vardı ve ben gerçekten hani odaklandığım maçları güzel bir şekilde oynuyorum. Videoyu umarım beğenmişsinizdir. Challenge videolarına devam için yapmanız gereken tek şey videoya like atıp kanalıma abone olmanız. Bir dahaki videoya kadar kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.